İstanbul, İstanbul dedim sana geldim. İstanbul, İstanbul. Ben 89'da sürgün gelmiştim Ankara'ya. Adını sürgün koymuştum o ilk arabama. 1961 Ordu doğumluyum. Bosos'la olan buluşmam aslında rahmetli abim, sinemacı olan abimin kendi sinemasında izlemiş olduğum Aşk Böcüğü Hörbü diye bir film vardı. O filmden çok etkilenmiştim. Yoksul bir aile çocuğusun, 8 kardeşsin. Yani evinde ekmeği zor bulan bir insanın yani vosvos edinme hayali de birazcık uçuk sayılsa da gel zaman git zaman işte sen 89'lu yıllarda Ankara'ya geldiğimde tiyatrodan ilk kazandığım parayla aldım vosvosu. O gündür bugündür vosvos dışında hiçbir aracım olmadı. Yani hanemde girdiğinizde sadece Volkswagen var ama Volkswagen'in belli modelleri oldu. Elimden niye çıkardım? Çünkü ben birazcık borç konusunda hassas olan, günü saati geldiğinde vermesi gerektiğine inanan bir insanım. Veremediğim zaman da çok ucuza verdiğimi biliyorum. Bir T2'm oldu. T2'yi de Bülent Mühür, aslında Türkiye Volkswagen'ın çok yakından tanıdığı Adanalı bir dostumuzla beraber nükleer santralleri protesto etmek için biz İğneada'ya gitmiştik. Türkiye'nin dört bir yanı ve Avrupa'dan da Vososlar gelmişti. Orada buluştuğumuzda akşam sohbetleri oluyordu. Bülent Hocam hayırlı olsun dedi. Sonra bu arabanın çok macunlu olduğunu falan söyledi. Yani bir an önce elimden çıkarmasını söyledi ama biz tedirgin olmuştuk. Yani yeni almışız, evimizi sırtımıza taşıyoruz, çok mutluyuz. Bülent Mühür de böyle bir şey deyince biz de böyle tedirgin olduk. Buluşmalar aynı zamanda yeni kardeşlik ordusunun büyümesini beraberinde getirir. Adana'dan, Mersin'den, işte Yozgat'tan, işte Çorum'dan, Antalya'dan gelen arkadaşlar tanışırlar, işte yeni dostluklar edinirler, birbirine katkı sunmaya çalışırlar. Orada arkadaşlar gezerken bir Rizeli arkadaşımız T2 aradığını söylüyor. Gökhan da diyor ki bizim başkan satıyor arabayı. Arkadaş geldi, dedi ki arabayı satıyor musun? Nereden çıktı? Böyle bir şey yok dedim. Tabii satılık deyince ben bir anda titremeye başladım, korktum. Eşim dedi ki ver gitsin. Niye? Çünkü Bülent Hoca çok severiz. Onun da T2'si olduğu için bizim T2'nin kötü olduğunu söyleyince ben size daha iyisini bulurum. Ama maalesef hep söylerim, Bülent Hoca'nın bize halen bir T2 borcu var. O zamanın parasıydı 17,5 liraydı. Adam bir aldım dedi. Aldım deyince şaşırdık, tedirgin olduk. Dedi ki siz bu arabayı Ankara'ya götürün. Sonra bunu şeye, İğneada'ya 40 liraya geri getir. İstanbul'a geldik. İstanbul'da eşyalarımızı, özel eşyalarımızı Bülent Hoca'nın arabasına yükledik. Oradan gözyaşları içinde satışını verdik. Buraya geldik. Türkiye'de ilk yapılan etkinlikler Ordu'dadır. Enis Ayar abimizin öncülüğünde. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar öncülük etmişlerdir. Hatta Vososların Kabe'si olarak bilinir Ordu. Yani Ordu'ya gitmeyen, Ordu yaylalarına gitmeyen arkadaşların iyi bir Vososçu olduğuna inanılmaz, öyle söylenir. Babam bir berber, aynı zamanda klarnet çalan, düğünlerden kazandığı parayla 8 tane evladını yetiştirmeye çalışan bir emekçi baba. Yani şu anda hayatta olmasa da. Düşünün, 1+1 evde oturuyorsunuz, 8 tane kardeş yan yana yatıyorsunuz yani. Kızlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Öyle zor bir koşullarda başlarken de söylediğim gibi bizim zaten araba hayal etmemizin imkanı yok. İlk önce nasıl yaşayabiliriz, nasıl insanlar gibi giyinebiliriz, kuşanabiliriz düşünürken ama gel zaman git zaman bizim tiyatroyla ilgilenmemiz, işte sonra Ankara'ya gelmemiz, Ankara'daki birazcık ekonomik olarak kendimizi düzlüğe çıkardığımızda kendimize verilmiş bir sözümüzdü Vosvos. Çünkü Vosvos'un dünyada bana göre dayanışma ruhu en fazla olan bir ağ. Türkiye'nin her bir yerine gidiyoruz. Her bir yerine giderken hiç korkuyu yaşamayız. Çünkü Çorum'da da bizim kardeşimiz vardır, Erzincan'da vardır, Diyarbakır'da vardır, Erzurum'da vardır, İstanbul'da vardır. Çünkü
hiçbir vasfosçu sizi yarı yolda koymaz. Hiçbir şey yapamıyorsa bir gece alır, evinde konuk eder. Hiçbir şey yapamıyorsa arkasına bağlar, çeker götürür. Sadece vasfoslar durmaz. Ama geçmişte bir biçimde vasfosla ilişkisi olan farklı araçlarda durur. Niye? Farklı bir aracın yolda kaldığında vasfoslar belki bir şey yapabilir miyim diye sorar ama ne diyeyim, başka bir marka aracın durduğunda çok fazla insan kalmaz ama Vosfos'un hem sevimliği hem dayanışma gücü mutlaka durarak insanlar nasıl yardımcı olabileceğini söylerler. Ben bunun en basit örneğini söyleyeyim. Yaklaşık 30 yıldır bu kulübün başkanlığını yapıyorum. Hasan dedim, bir arkadaşımız aramıştı bizi. T2'si benim zaman 1600 motor, daha güçlü bir arabam vardı. G807. Sevgili sizin meslektaşınız Kenan Şener'e verdiğimiz bir arabaydı. Onunla birlikte biz yapacak çok fazla bir şeyim yoktu. T2'yi çekmiştim. Yani arkasına bağlayıp yavaş 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 Ankara sınırları içine getirmiştim. Bunun en güzel yanı da biz otistik çocuklar, Down sendromlu çocuklar, MS hastalarıydı, Cumhuriyet'in temel değerlerini taşıyan günlerde mutlaka bir ara geliriz. Bu çevre dostudur. Ve aynı zamanda bir hayvanseverdir. Bizim kurucu büyüklerimizin zaten şu anda logo üzerinde biraz oynamışlar ama yasal olarak oynama hakları da yoktur. Logomuzda, Vosfos'ta insanlar ve hayvanlar vardır. Yan yana gider. Sevimli ve daha dayanıklı. Yani düşünün, bunun yağına suyuna baktığınız zaman o dönemde işte 1945'li yıllarda bana çok dayanıklı bir araba, her koşuda gidecek bir araba yapın denildiğinde böyle bir araba dizayn edilmiş, yapılmış. Ve bu arabaların yağına baktığınız zaman en fazla sizi zaten yoran şeylerden bir tanesi, yağ varsa silme gidersiniz. Yani bunun bir devriyeç teli, bir gaz teli olduğu zaman kolay kolay yolda kalma şansınız yoktur. Dediğim gibi mesela ben T2 aldığımda hemen sayfamızdan yazmıştım. Bugünlerde birazcık daha metaya, paraya dönüştü. Arkadaşlar arabanın web hostası yok dediğimde bana bunu hep gururla söylerim. Hiç tanımadığım ama sadece web hostası olduğunu bildiğim bilen diyor. Hemen internetten hocam adresini yazar mısın? Sana web hosta gönderiyorum demişti. O zaman da web hosta nereden baksanız şimdi bile bir ton para. Web hostayı gönderirken aynı zamanda kargonun da parasını kendisi ödemişti. Yani bu aynı zamanda bir dayanışma kulübüdür. Yani olanı ile olmayanı paylaşıldığı, bir yola çıktığınızda yanınızda ekonomik durumu çok iyi olmayan arkadaşlar var olabilir ama hissettirmeden arkadaşlar kendi aralarında toplayarak mutlaka onu da ailesini götürürler. Yani bunun en fazla yani işte 1945'lerin işte en fazla kullandığı arabalardır bu. Ya da hippie gençliğin dediğim o 68 kuşağının en fazla kullandığı arabalardır. Çok parça sorunu yaşamazdık. Olan olmayan da mutlaka sayfalarda ya da özelde yazılır. Tabii o zaman internet de yoktu. Telefonla ya da bildirilir. Olan olmayana verir. Senin ihtiyacın neyse takas usulü değişirdik. Ama şimdi gördüğümde son günlerde en ufak şeyin bile öyle parayla satıldığını falan görüyoruz. Tabii artık her şey gibi onun da birazcık dejenerasyona uğradığını görebiliyoruz yani. Sebebi dayanışma ruhunun çok fazla olması, sevimli olması. Yani her gün hayat koşullarının çok daha zorlaştığı bir süreçte biz 15 tane arabayla, 20 tane arabayla yan yana geldiğimizde kim olursa olsun, dünya görüşü ne olursa olsun, ideolojisi ne olursa olsun herkesin gülümsediğini görürsünüz. Herkes gülümseden bir araçtır. Yani ben şey derim, çok iddialı bir sözdür ama dünyanın en güzel insanlardır aslında vasfosları kullanan. Çünkü biz ateşe bir bile dağ başında odun atarken 50 defa vururuz ki içinde bir börtü böcek var mıdır diye. Yani gittiğimiz yerde mutlaka çevre temizliği yaparız. Mutlaka ormanın yanmaması için elimizden gelen her şeyi itina gösteririz. Akçakoca Milli Takımlar Kampı. Düzce İl Kültür Müdürümüz. Onu da sevgili anmak isterim. Kırklareli'nde Özcan Bey. Her yıl onunla birlikte bütün köyleri bizi gezdiriyordu. Kendisi önde, biz arkada bu sürüklerle. Bir gün dedi ki Akçakoca'ya da gitmenizi isterim. Onun bölgesi değil ama telefon etti. Bizi Akçakoca'dan bir yere ayarladı. Böyle denize sıfır harika. Yani böyle balık tutarsınız, hem işte yersiniz hem gezersiniz.
bir kez gittik biz. İkinci kez gittiğimizde sözleşmiştik. Orada yangın çıkmıştı. Müdür bey aradık. Dedik ki burada yangın çıkmış ve biz geldik. Burada kimseler yok. Hemen milli takımlar kampını aradı bize. Akçakoca milli takımlar kampını. Orada birisiyle görüştüm. Gidin hemen sizi bekliyorlar. Gittik. İçeri girdik dediler ki burası milli takım kampı. Şu anda milli takımdan kimseler yok ama sizden ricamız her taraf kamerayla donatılmış durumda. Burada sigara, içki vesaire şey bu alanda içmeyin. Biz de arkadaşlara söyledik. Bu konuda şey gösterdiler. Yani itinalı davrandılar. Üçüncü günde ben bütün arkadaşları sahile çağırdım. Ya bizim bütün araçlarımızda mutlaka siyah poşet vardır. Çağırdım arkadaşlar dedim elle tutuşun. Herkes elle tutuştu. Yaklaşık 500 metre ya da ona yakın boydan boya elle tutuşarak orada sigara izmarı dahil olmak üzere ne varsa börtü böcek bize ait, bize ait oldu yani plastik vesaire şey. Müdür bey yukarıdan izliyormuş kendi odasından. Koşarak aşağı geldi. Tabii çuvallar böyle çoğalmış, büyümüş falan. Dedi ki ben yıllardır buranın müdürlüğünü yapıyorum. İlk kez dedi ben böyle bir şeyi görüyorum. Size sözüm olsun. Birilerinin vesilesiyle gelmiştiniz. Bu sefer benim konuğum olarak önceden haber verirseniz sizi bir kez daha davet etmek istiyorum. Niye? Çünkü biz gerçekten hep şeyi söyleriz arkadaşlara, gittiğimiz yerde sevgimizi bırakmak isteriz. Yani orada sigara izmarı dahil olmak üzere herhangi bir çirkin bir görüntü olmayınca biz ikinci kez bir daha gittik oraya. Çok da iyi karşıladılar, biz de çok memnun ayrıldık. Bu Adana için de geçerli, bu karette karettelerin mesela alan Dalyan'da onlar için Orman Bakanlığı ile ilgili ortaklaşa bir etkinlik düzenlemiştik biz. Onların denize salığı verilmesi için bir gün belirlenmişti. Onlar iyileştirildi. Biz onu şahitlik etmek üzere oraya gittiğimizde bir gece yarısı ben bir de araba kullanma zorluğu çekiyorum. Düşün arkadaşlarım sağdan soldan böyle İtalya'ya kakalıya biz Dalyan'a kadar gittik. Ertesi gün orada karette karettelerin işte gelen herkesle birlikte denize salıverilmesine şahitlik ettik. Kolay kolay devirme şansı da yoktur. Yani siz kurallara uyarsanız, ederseniz bilmiyorum siz gazetecisiniz çok daha iyi görürsünüz. Sokaklarda hiç bozmasın böyle kaza yaptığını ettiğini ki biz mesela uzun yolda ben asla müsaade etmem. Bir ara böyle bir cehalete kapıldım. İlker Kılınç arkadaşım kulakları çınlasın. Bunlarda 1100 motor var. 1200, 1300, 1600 motor. Benim arabam 1200 diyorum ki beni kimse geçmeyecek. İşte. Aslında öyle değildir. Uzun yolda gidecek olduğumuz bölgeyi en iyi bilen arkadaş öncüdür bizde. Ama renkler vardır, sıralama vardır. Ben kırmızıysam o sarı, mavi, mor. İki tane kırmızıyı yan yana getiremeyiz ki gökkuşağı oluştursun. Herkes sizi seyrettiğinde keyif alsın diye. Tabii yamaçlar çıkıyoruz. Yamaçlar çıkarken de benimki 1200 haliyle yavaşlıyor. Arkadaşlar 1600 basıp gidiyor. Orada hata yaptığımı anladım ama zamanla onu şey yaptık tabii. Biz yokuşlarda arabaları serbest bırakırız ama düz yola geldiğimizde yine herkes nerede duracağını bilir. Yine o dedim ya gelincik tarlası gibi ya da gökkuşağı gibi biz sevgimizi bırakarak gideriz yola. Sürgün vardı. Ben 89'u aslında istemeyerek geldim Ankara'ya. İyi ki gelmişim. Bundan önceki arabamın adı Sürgün'dü. Onu da çok kullandığım bir arabamdı. Her koşulda kullanıyordum. Yaz, kış falan. Şimdi bunu tabii daha itina gösteriyorum. Yani yılda 5-6 defa işte bu merdivenleri kaldırıyorum. Evin içinde benimle beraber yaşıyor. Sürgün'dü niye? Çünkü istemeyerek gelmiştim. İstemeyerek geldiğim için de onun adını Sürgün koymuştum. Bu da Martı. Çünkü bununla çok geziyoruz. Yani ülkemizin dört bir yanında. Ben kendi ülkemi gezdikten sonra yurt dışını gezmenin çok daha önemli olduğunu, özel olduğunu inandığım için ve her şehirde başlarken de söylediğim gibi mutlaka kardeşlerimiz vardır. Yani hiç yokluk çekmeyiz. Gittiğimiz yerde mutlaka tamircilerimiz hazırdır. Mutlaka gülümseyen yüzler vardır. Kalacağımız evler vardır. Zaten biz Ankara Vosurgen Fan Kulübü olarak
uzun yola giderken mutlaka tamircimiz yanı başımızdadır, en arkadadır. Doktorumuz, sağlıkçımız en arkadadır. En önde de öncü arkadaş, o bölgeyi bilen kimse onunla beraber gideriz yani. Bizim kamp alanımız belliydi. Kırklareli'ne bir girdik, her taraf yağmur ama dolu, böyle nefes alamıyorsunuz. Zabıtalar yolu kesildiler ki bizimle geleceksiniz. Nereye? İşte yani otele. Gittik otele. Danışma arkadaşla karşıladı bizi. Burası otel, otelde kalacaksınız. Ki biz çok sevmeyiz aslında. Daha çok doğanın içinde çadırlarımızda kalmayı, çoban ateşi yakmayı, o da şarkılar, türküler söylemeyi çok daha şey haline getirmişizdir. Ondan sonra burası da lokanta dedi. Burada yemek yiyeceksiniz. Ben de dedim ki ya sevgili Ahmet, o zaman bize oldu olacak. İki dümde de rakı söyler misin dedim. O dedi ki tamam, iki dümde rakı da bizden dedi. Bizim oraya gitme amacımız şeydi. Varoşlarda yani yoksul bölgelerdeki arkadaşlara şekerlemeler vardır. Elma şekeri, horoz şekeri vesaire şey. Okullara gittiğimizde renk renk vosvoslarla orada düşünsenize. Hem çocuklar vosvosları görmekten çok mutlu, hem de onlara vosvosların içinden çıkan abileri şekerler, hediyeler verdiği zaman bizim için çok önemli, çok özel görüntülerdi onlar. İkincisi de biz vosvos orduya gitmiştik. Ordu benim doğduğum şehir olduğu için oraya da özel bir itina gösterdi. Çok kalabalık. Enis abi bizi dedi ki bir şelale var dedi. Yani 150 metre uzunluğunda. Şelaleye gideceğiz. Dar sokaklar, bir anda dereye geldik. Abi İlker dediğim baktığınca acayip titiz. Yarım saatte bir durduğun zaman hemen arabayı siler. Yani motora da dahil olmak üzere diliyle yalardı yani. Öyle temiz, titiz bir arkadaş. Ya şimdi arabayı oradan geri dönecek, geri de dönmüyor. Yollar dar. Elle tutuştuk, o dereden köprü yaptık arabanın geçeceği şekilde. Aşağı doğru gittik ama İlker acayip derece kızgın tabii. Yani Enis abiye neredeyse elimizde nacaklar var. Diğer adıyla balta dedikleri. Kızgınlıktan gitti oradan. Tabii Enis abiye bir şey yapmama adına, o büyüğümüze saygısızlık etmem adına karpuzlar vardı. Bütün karpuzlar orada parçaladı. Yani çocuklar çok daha ilgili. Yani bunu nereden, nasıl görmüş, nasıl... Bugün mesela bizim bir görüşmemiz vardı. Gelirken okul dağılmıştı. Herkesin böyle alkışladığını, gülümsediğini, abi abi diye bağırdığını falan görüyoruz. Yani bunlar aslında devletin vergi almaması gerekir. Biz güzel işler yapıyoruz. İnsanları gülümsetiyoruz her şeyden önce. İnci diye bir arkadaşımız var bizim yöneticilerimiz, İbrahim ve İnci. Onun Vostos vesilesiyle tanışıp hala mutlu evliliğini sürdüren arkadaşlarımızdan bir tanesi. Benim aracım aynı zamanda EG8'de Kenan arkadaşının evliliğine şahitli giden birisi. Yine Deniz Kozanhan bizim yönetici arkadaşımız. 4-5 evliliğe vesile olduk öyle. Bizim o dönemde yani 40 yıl öncesi ya da 30 yıl öncesi daha çok teknolojinin gelişmediği dönemlerde daha çok takas usulüyle arkadaşlar birbirine yardımcı olarak hayatta var olmaya çalışırdık. Bülent Hocam da duymuştu bana Vevos'ta eksiğim olduğunu. Vevos'ta göndermişti. Vevos'ta'yı gönderdi gibi şey parasını da nedir? Kargo parasını da kendisi ödemişti. Sonra bir onun içine eksik çıktı. Eksik çıkınca dedim hocam bunu bir elektrikle ilgili elektrikçiye götürdük, bir eksiği var. Onu da göndermiş olmasına rağmen yine 5 kuruş para talep etmedi. Yani belki de bizi vosvosçu yapan en büyük etkenlerden bir tanesi çevreci olması, doğayı sever olması ve bizim her arabaların arkasında ve mutlaka bizim üyelerimizin arasında atamızın imzası vardır. Yani atasına, ülkesine, andına bağlı insan topluluğudur. Bu anlamda her biri birbirinden kıymetlidir diye düşünüyorum. Kontağı çevirip direksiyona geçtiğim an itibariyle dünyanın en huzurlu insanıyım. Çünkü biliyorum ki yolda geçerken bizi izleyenler de çok
bizimle birlikte huzur bulurlar. Biz 30 yıldır huzur bulmaya devam ediyoruz. Evet, bizim en mutlu olduğum an şu anda yaklaşık 60 yıllık radyo, kendi radyosu, orijinal radyosu. Yığınlarca anı, yığınlarca dostluk, ülkemizin dört bir yanında kardeşlerimiz.